Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da daha önce dalından kopardığımız mangonun çekirdeğini çıkartacağım ve nasıl çimlenmeye bırakıldığını göstereceğim. Yani bu bilindik mangolardan biraz farklı. Hem rengi sarı, hem küçük, şekli de biraz farklı. Çok hoş bir kokusu var. Yani bu mango yurt dışından gelmedi. Burada Antalya'da yetişti ve dalından kopardığımız bir meyve. Bakalım çimlenecek mi çekirdeği? Tabii bu bayağı artık çürümeye yüz tutmuş. Biraz bunu yani keserken dağılabilir, parçalanabilir. Önemli olan çekirdeği almak zaten. Yani şöyle şuradan başlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Eğer yenebilecek tarafları varsa zaten yiyeceğim ama. Mangonun çekirdeği çok büyük olduğu için yani kocaman içinde dev bir çekirdek var. Hemen zaten bıçakla keserken hissedebiliyorsunuz çekirdeği. Daha fazla derine gidemiyorsunuz. Bakalım nasıl çıkacak. Yani burasını hızlandırmayı tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar mecburen hızlandırdım çünkü meyve çok olgunlaşmış, hatta çürümeye yüz tutmuş. Hızlandırdığım anda da gördüğünüz birkaç yenilebilecek yeri vardı. Birazcık onları tattım. Güzel tadı var yine de. Yani daha olgun, hani çok daha çürümeye yüz tutmamış bir meyve olursa çekirdeği çıkarmanız, temizlemeniz, etrafını temizlemeniz daha kolay oluyor. Burada çok dikkat etmeniz gereken bir konu var. Yani bu meyve hani hafif kaygan bir meyve, çekirdeğin etrafı. Bıçakla etrafını temizlerken yani dikkat edin, bir yerinizi kesebilirsiniz. Şimdi çekirdek bu şekilde. Bu çekirdeğin şöyle bir dikdörtgen olarak düşünürsek bir tane köşesi yumuşak. Onu zaten görüyorsunuz. Hafif bir boşluk var. Şu köşe yani. Yumuşak. Bazıları çekirdeği bir hafta suda bekletip daha da böyle yumuşamasını sağlayın ve elinizle burayı açın diyor. Çünkü bıçakla burayı açıp denerseniz kayıp hani eliniz yine yaralama ihtimaliniz var. Ben size nasıl açıldığını göstereceğim şimdi. Buradan hafif bir yarık açacağım. Çekirdek çünkü bunun dış kabuğu. İçinde çekirdek. Şimdi buradan biraz tırtırlı bir bıçak yardımıyla şöyle şurayı açtım. Yumuşak yeri bulmanız gerekiyor öncelikle. Çekirdeğin etrafını iyi temizlerseniz zaten yumuşak yer hemen görünüyor. Biraz daha açalım şöyle. Yani aman dikkat. Ondan sonra bir yerinizi kesmeyin. Şimdi şurayı gördünüz değil mi? Bunu el yordamıyla artık el yardımıyla hafif sağlı sollu çevireceğiz. De bu çok zormuş ya, daha önceki çıkardığım çekirdeklere göre birazcık daha yarmam gerekiyor. Yani çekirdeğe de zarar vermek istemiyorum. Normalde şöyle şurayı şöyle yapınca açılıyor. Görüyorsunuz. Çekirdek içeride.
Harika bir şey. Hala çok kaygan. Çekirdeği çıkardım. Evet. Mango çekirdeği. Bayağı büyük bir çekirdek. Şimdi bunu nasıl filizlendireceğiz? Bu önemli. Şu dışındaki kabuğu da alabilirsiniz. Daha önce bir tane çimlendirmiştim. Ama çiçekten aldığım toprakta bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sürü avokadom da çimlendirdim. O toprağa, yani o topraktan doldurdum, saksılara ektim. Hepsi kurudu. Yani ben de şaşırdım. Yani avokado çekirdeğini şuraya yola at. Yolda çıkıyor kendi kendine, oluyor yani bir şekilde. Ama o kadar uğraştığım, hani emek verdiğim avokadolar bile o çiçekten aldığım topraktan mahvoldular. Toprağa bağlıyorum çünkü ne koyduysam oraya bütün çekirdekler çürüdü veya filizlenen ağaçlar kurudular. Muhtemelen toprakta bir şey, bir madde fidanlara ağır geldi. Bu şekilde. Evet, çekirdeğini çıkartmıştık. Bir gün suda beklettim. Yani biraz daha hani etrafındaki şu kalıntılardan ayrılsın diye. Çünkü daha sonra küflenme yapabiliyor. İyice temizledim. Yine klasik yöntem. Daha önceki videoları izlediyseniz veya benzer videolar başka bir yerde izlediyseniz, kağıt havlumuz var. Kağıt havluyu koyuyoruz. Çekirdeğimizi ortasına koyuyoruz. Bu şekilde. Biraz ıslatıyoruz. Mümkünse ışık görmeyecek bir yerde yaklaşık 15 gün kadar bekleyeceğiz. Çimlenmesini umut ediyorum. Biraz daha nemlendirelim. Bu şekilde kapatıyoruz. Islaklığını koruması gerekiyor. Bunu şimdi bir dakika. Bunun içine koyuyorum. Üzerine tahıl atabilirsiniz. Daha önceki videolarımda da gösterdim. Tahıl atmanızda fayda var. Ne kadar sürede çimlendiğini görürsünüz. Kapatıp ışık almayacak bir yerde nemli bir şekilde kalacaktır zaten ağzı kapalı olduğu için. Bakalım çimlenim çimlenmeyeceğini göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tropik meyveler ve doğal yaşam videolarına devam ediyoruz kaldığımız yerden. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.